أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد الله سبحانه وتعالى'nın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kerim kardeşlerim, bundan önceki haftaları hatırlayacak olursak nifaktan bahsettik. İnsanın hem inancına taalluk eden hem de ameline taalluk eden İtikadi ve ameli nifaklardan bahsettik. Ve çağdaş itikadi nifak fırkalarından bahsettik. Ve Müslümanların asla üzerinde bulundurmaması gereken ameli nifaklardan da bahsettik ki Müslümanlar aman aman desinler. Bu hasletlere uzak dursunlar diye. Bugün ise inşallahü teala ve rahman yine kalbi hastalıklardan bir tanesi. Ucub. İnsanın kendisini beğenmesinden bahsedeceğiz inşallah. Öncelikle ucubu anlayabilmek için ucubu bir tarif etmemiz gerekiyor ki yapacağımız dersi o tarifin üzerine bina edelim. İmam-ı Gazali İhya Ulumiddin'de ucubu şöyle tarif etmektedir. Ucub, nimetin büyütülmesidir. Ucub, nimetin büyütülmesi, nimeti vereni, yani Allah Subhanahu ve Teala'yı unutarak o nimete meyletmektir. Kendini beğenen kimse öyle bir kimsedir ki Allah Subhanahu ve Teala ilim vermiştir. Allah Subhanahu ve Teala şan vermiştir. Şöhret vermiştir. Makam vermiştir. Güzel konuşma kabiliyeti vermiştir. Bedeninde bir güzellik vermiştir. Güzel ezber hıfzı vermiştir. Yani nimetlerin hepsi Allah Subhanahu ve Teala'ya ait olduğu için hepsini sayabiliriz. Ama kendini beğenen kimse öyle bir kimsedir ki Allah Subhanahu ve Teala'nın kendisine vermiş olduğu bu nimetleri kendisinden biliyor. Rabbinden gelen bir nimet gibi değerlendirmiyor. Ve Rabbi Teala ona lütfetmiş, merhamet etmiş, nimet vermiş. Ama o nimeti ne yapıyor? Büyütüyor. Büyütüyor, sanki kendi çabalarımla kazanmışım gibi havalara giriyor. Ortamı bu şekilde ayarlamaya çalışıyor. Bir anda nimeti veren Allah Azze ve Celle'yi unutuyor. İşte ucub budur kardeşler. Ama insan bütün bunları kendisine mal ederse kardeşlerim, ucub hastane yakalanmış demektir. Allah Subhanahu ve Teala'nın verdiği bu nimetlerin bir gün yok olacağını düşünmezse, evet o insan ucub hastane yakalanmış demektir. Bilecek ki nimetin sahibi, hiç yoktan ona veren Allah Azze ve Celle, onları bir günde ondan alabilir. Ama bir gün yok olacağını düşünmeyen herkes nimetten dolayı ucub hastalığına yakalanmıştır. Ve insan bütün bu nimetlerin gerçek sahibinin Allah Subhanahu ve Teala olduğunu dursa, varsa yoksa bu nimetlerse, onlarla yatar, onlarla kalkarsa, onlarla mutlu olur, onlarla üzülürse, üzülerek söylüyorum ki bu insan ucub hastalığına yakalanmıştır. Kendini beğenme hastalığına yakalanmıştır. Bunlar tafsiridir kardeşlerim. Herkesinki farklı farklıdır.
Allah Azze ve Celle kimisine makam vermiştir. Makamından dolayı kendisini beğenir. Ama o insan kalbi hastalıklardan bir hastalık olan ucub hastalığına yakalanmıştır. Allah Subhanehu ve Teala kimilerine vermezken kimilerine evlat vermiştir. 3 vermiştir, 5 vermiştir, 6 vermiştir. O onu Allah'tan bilmezse, övünürse, onlarla mutlu olur, onlarla üzülürse işte bu insan ucub hastalığına yakalanmış demektir. Mal olduğu, evlat olduğu gibi mal da aynı şey için geçerlidir. Allah Azze ve Celle hazinesi geniş, boldur, ikram etmiştir, vermiştir. Ama kişi verilen bu malı sanki kendim tırnaklarımla kazıdım mantığında bir durumda değerlendirirse işte o kimse ucub hastalığına yakalanmış demektir. Şimdi niçin bu hastalık önemli? Kardeşler, bu da çünkü kalbi hastalıklardan bir tanesidir. Bu hastalıkta belirti olmaz. Yani bir tarafınız ağrımaz, bir tarafınız sızlamaz. Böyle bir şey yok. Bu kalbi bir hastalıktır. Kişi kendini muhasebe etmediği sürece kalbi olan hiçbir hastalığın belirtisini göremez. Ama kişi ne zaman kendisini hakkıyla muhasebe etti, kendisini bir terazide tarttı, işte o zaman kalbindeki hastalıkların ne olduğunu ortaya görecektir kardeşlerim. İşte bizim için önemli olan budur. Bu hastalığa yakalanmamaktır. Ama yakalanlar için çare nedir? Çare ihlastır. Çare takvadır. Çare muhasebedir. İşte ihlasla, takvayla, muhasebeyle bu ağrıdı olan hastalıklardan ne yapabiliriz? Kurtulabiliriz kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman veya sünnet-i mutahhariye bakmış olduğumuz zaman, selefimizin kavillerine bakmış olduğumuz zaman ucub hastalığına yakalananlar hep zemmedilmiştir, kötülenmiştir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala Huneyn gününden bahseder bizlere. Huneyn savaşından bahseder. Biliyorsunuz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettikten sonra 12 bin kişilik bir ordu ile Hevazin ve Sakif kabirlerinin üzerine gitmek ister. İslam ordusu kalabalıktır. Bir bilgi vereyim sizlere. İslam ordusunun kalabalık olup da rezil olduğu, mağlup olduğu tek savaş Huneyn savaşıdır. Huneyn savaşıdır. Mekke fethedilmiş. Her taraf Müslüman. Allah'a hamdolsun. Her taraf Müslüman. Artık İslam bir aşina olmuş. Herkes tarafından kabul ediliyor. Huneyn savaşına gidiyor. Mekke'nin fethinden sonra 12 bin kişi var. Ama orduda şu sözler yankılanıyor. Müslümanlar ne kadar kalabalık. Bu kalabalığın karşısında hiçbir güç dayanamaz. Ağızlarından bu kelimeler çıkıyor. Çokluklarıyla övünüyorlar. Bu hastalığın belirtisi üzerlerinde görüyor. İşte Rabbi Teala bugünü bize şöyle anlatıyor. Estaizu billah. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاطِنَ كَث۪يرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ Allah birçok yerde size yardım ettiği gibi Huneyn'de de size yardım etti. Rabbi Teala Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Mekke'nin fethinde size yardım ettiği gibi Huneyn'de de size yardım etti. اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا Sayınız çok kalabalık olmasına rağmen ne yaptınız? Mağlup oldunuz. Başarıya kavuşamadınız. Mağlup oldunuz. Sayınız çok fazla olmasına rağmen diyor Allah Azze ve Celle. Çünkü neden? Sayınızla övündüğünüzden dolayı. وَضَاغَتَ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar geldi. Yeryüzü çok genişti. Ama yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar geldi Allah Azze ve Celle. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِر۪ينَ diyor. Sonra arkanız dönüp gittiniz diyor. Sonra arkanız dönüp gittiniz. Elhamdülillah ki Allah Azze ve Celle Resulünü ve bu ucub hastalığına yakalanmayan müminlere yine yardım etti. Ayet devam ediyor. ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَك۪ينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ Allah Resulünün ve iman eden müminlerin üzerine sekinet indirdi. Sekinet. Ve enzele cunuden yine ordularını indirdi. Meleklerden ordularını indirdi. Lem terevha. Ama siz onları göremediniz.
Siz orduları göremediniz. Ne indirdim ordularını? وَعَذَّبَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. O kafirlere azap etmek için yine Allah Azze ve Celle katından orduları indirdi. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. İşte bu kafirlerin cezasıdır. Kardeşlerim, işte bakın bu hastalık Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunda bile ortaya çıkıyorsa bize de ortaya çıkabilir. Bizim meclislerimiz de ortaya çıkabilir. Günümüz Müslümanların da ortaya çıkabilir. Önemli olan ne? Önemli olan hastalığa yakalanmış olduğumuz gibi tedavi etmek. Ama tedavi etmezsek işte sıkıntı o zaman geliyor. Niçin? Çünkü ucub hastalığının ağırlaştırılmış hali gurur ve kibirdir. Yani bir sonraki aşaması, eğer sen ucubu tedavi etmezsen, kendini beğenme hastalığını tedavi etmezsen, bir sonraki aşaması gurur ve kibirdir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bundan bizleri korusun inşallah. Yine bakın, Rabbi Teala kendileriyle övünen Yahudilerden bahseder. Yahudilerden. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman Nadir oğullarıyla bir anlaşma yaptı. Onlara bir anlaşma yaptı. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın izniyle Bedir'de galip gelince Yahudiler dediler ki bu Tevrat'ta vaat edilen peygamberdir. Bununla beraber olmamız gerekiyor dediler. Ama Uhud Savaşı'ndan sonra münafıklar yan çizdiler. Hatırlayın münafıkların özelliklerini. Zorluk anında sattılar yine. Terk ettiler Müslümanların meclislerini. Müslümanların ordularını terk ettiler. Ne zaman? Zorluk anında. Münafıkların en büyük özelliklerinden bir tanesi buydu. Evet, Uhud'dan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i ne yaptılar? Sattılar. Kab bin Eşref 40 kişiyle beraber Mekke'ye gidiyor. Ebu Sufyan'la anlaşma yapıyor. Kab bin Eşref Allah ve Resulüne eza vermiştir. Kab bin Eşref'in süt kardeşi Muhammed bin Mesleme'ye Allah Resulü aleyhissalatu vesselam emrediyor. Ey Mesleme diyor. Ey Mesleme. Kab bin Eşref'e bir suikast yapmanı istiyorum. Dikkat edin bakın. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam süt kardeşin süt kardeşe suikast emrini veriyor. Niçin? Çünkü Kab bin Eşref Allah'a ve Resulüne eza verdiğinden dolayı, İslam'a eza verdiğinden dolayı onun süt kardeşi Muhammed bin Mesleme'ye emrediyor. Git diyor Kab bin Eşref'e suikast yap. Öyle normal bir ölümle değil bakın kardeşlerim. Suikast yaparak Kab bin Eşref'i ne yapıyor? Geber diyor. Azabına kavuşturuyor. İşte bunun ardından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlaşmayı bozan Nadir oğullarını kuşatıyor. Nadir oğulları ne diyorlardı biliyor musunuz? Bizim kalelerimiz var. Evet, Medine'de olmayan hiçbir güç Nadir oğullarında vardı. Yüksek yüksek kaleleri vardı. Yüksek yüksek kaleleri vardı. Övünüyorlardı mallarıyla, o kalelerle övünüyorlardı. Bize diyorlardı ki Muhammed bir şey yapamaz. Zaten ondan anlaşmayı bozdular ya. Muhammed bize bir şey yapamaz dediler için. Ama Allah Azze ve Celle onların durumunu nasıl anlatıyor? Estaizu billah. Huvellezî ahracellezîne keferû min ehlil kitâb min diyârihim li evvelil haşr. Ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Mâ zanentum en yahrucu. Siz de onların evlerinden çıkacağını yani zannetmiyordunuz. Evet, Müslümanların ordusu Nadir oğullarına bir şey yapamaz diye düşünüyordunuz diye Allah Azze ve Celle. Siz böyle düşünüyordunuz. Ve zannu ennehum mani'atuhum husuluhum min Allah. Onlar da ne düşünüyordu biliyor musunuz? Onlar da diyorlardı ki Muhammed'in hiçbir şeyi bize ulaşmaz. Şu sağlam kalelerimiz bizi korur diyorlardı. Lütfen dikkat edin. Müslümanlar ne diyorlardı? Onlara biz bir şey yapamayız. Gücümüz onlara yetmez. Niye? Onların yüksek yüksek kaleleri olduğundan dolayı. Peki Yahudiler ne diyordu? Muhammed bize bir şey yapamaz ki. Bizim yüksek yüksek kalelerimiz var. Muhammed bize bir şey yapamaz diyorlar diyor. فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. Allah Azze ve Celle
onlara hiç beklemediği bir yerden azap verdi. Hiç beklemediği bir yerden. Hiç ummadıkları bir yerden Rabbi Teala onlara azap etti. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِاَيْدِيهِمْ وَاَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ Kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle onlara azap etti. Evlerini helak etti. O yıkılmaz dediği kalelerini yıktı. O sarsılmaz dediği sular yıkıldı. Kiminle? Kendileri yıkmışlar. Rivayette de geçiyor. Kendi elleriyle yıkmışlar. Müslümanlara yar olmasın diye. Kendi elleriyle yıkmışlar. Ve eydil müminin, müminlerin elleriyle yıkmışlar. Aynı şey kardeşlerim işte. Fa'tebirû ya ulil ebsar. Ey basiret sahipler diyor. İbret alın diyor. Fa'tebirû. İbret alın diyor. Ey malına, mülküne güvenenler. İbret alın diyor. Ey yüksek yüksek kalelerine, düzenlenmiş, tanzim edilmiş ordularına, süper güçlerine güvenerek Allah'a meydan okuyanlar. Güvenmeyin kalelerinize. Sizin hiç ummadığınız bir yerde, onların da hiç beklemediği bir yerde fe'etâhumullâhu min haythu lem yahtesibû. Allah hiç ummadıkları bir yerden onlara azap etti. O gün Nadiroğullarına, bugün Fransa'ya. Allahu Ekber Kebira. Kardeşlerim, Kur'an ayetleri üzerine tedebbür ettiğiniz zaman bunları göreceksiniz. Çünkü onlar da ordularına, güçlerine, cesaretlerine güvenerek Allah'a meydan okuyorlardı. Kafa tutuyorlardı. Allah'ın diniyle istihza ediyorlar, alay ediyorlardı. Hallerini gördünüz mü? Hallerini gördünüz mü? Sokak lambasının patlamasından bile korkup birbirlerini ezecek kadar izdiham içerisine girmiş korkak insanlar. Zelil insanlar. Zelil insanlar. Ne kadar Allah'a hamd etsek azdır. Ne kadar Allah Azze ve Celle'ye hamd etsek azdır. Şu Haşr suresinin ikinci ayetini, bugün bir vaka olmasaydı bizler belki hayatımıza inşa edemeyecektik, alamayacaktık. Ayetin üzerinde tedbir edemeyecektik. Ama Allah'a hamdolsun ki bize bu ayeti idrak etmeyi, anlamayı nasip etti. Ve bazılarını da amel etmeyi nasip etti. Yine bakın kardeşlerim. Allah Subhanehu ve Teala Huneyn gününde Müslümanların çokluğuyla övünmesinden dolayı onlara ne yaptı? Terbiye etti. Yahudiler kalelerine gönderdi, mallarına gönderdi, onları terbiye etti. Rabbi Teala yine Kur'an-ı Kerim'de yapmış olduğu amellere güvenenlerden bahseder. Yapmış olduğu amellerden dolayı böbürlenen, sevinen kimselerden bahseder. Bakın Rabbi Teala buyuruyor ki Estaizu billah قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا Size haber vereyim mi? Amel bakımından en çok hüsrana uğrayacak kimseleri size haber vereyim mi? اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Onların dünya hayatındaki bütün sa'yeleri, bütün çabaları, bütün gayretleri boşa gitmiştir. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنَّ سُنْعَى Halbuki onlar amelleriyle övünüyorlardı. Amellerinden dolayı mutlu oluyorlardı. Birileri yapmış olduğu amellerden dolayı mutlu oluyor, amellerini beğeniyor. Ama Allah Azze ve Celle اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعِهُمْ فِي الْحَيَاتِ اُنَّ diyor. Dünya hayatında çabaları, gayretleri, amelleri boşa gitmiş olanlar. Amel bakımından en çok hüsrana uğrayanlar işte onlar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ İşte onlar, Rablerinin ayetlerini inkar edenler. وَلِقَائِهِ Onunla karşılaşmayı inkar edenler. فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ Onların amelleri boşa gitmiştir. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا Kıyamet gününde onlara bir terazi bile kurulmayacak. O mizan gününde, o hesap gününde onlara bir mizan, bir terazi bile kurulmayacak kardeşlerim. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bu şekilde ucub hastalığına yakalanmış olan Müslüman olsun, Yahudi olsun, amelleriyle övünen ihlas sahibi kimseler, ihlas sahibi olmayan kimseler olsun, hepsini zemmediyor. Niçin? Çünkü üçünün de ortak özelliği Müslüman, Yahudi, amellerinde ihlas sahibi olmayan kendilerini beğenmezler. Biri sayısını beğenmiş, biri malını beğenmiş, biri de amelini beğenmiş. Yine
sünnete bakmış olduğumuz zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda birbirinden ayrı farklı rivayetleri görmekteyiz. Bunlardan bir tanesi Buhari ve Müslim'in sahihinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize haber veriyor. Beynema raculun yemşi fi hulletin tu'cibuhu nefsuhu muraccilin ra'sehu yahtalu fi mişyetihi. Bir adam giymiş olduğu kıyafetlerden dolayı saçını başını düzeltmiş, çalım satasta kendini beğene beğene yürüyen bir adamdan bahsediyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Elbisesinden dolayı övünen, saçını başını düzeltmiş, çalım sata sata, kendini beğene beğene yürüyen bir adamdan bahsediyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Kerim kardeşlerim, hiç bu adamın akıbetini merak ediyor musunuz? Diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, اِذْ خَسَفَ اللّٰهُ بِهِ. Allah onu yerin dibine geçirdi. Allah onu zelil etti, yerin dibine geçirdi. Allah Azze ve Celle onu yerin dibine geçirdi. فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْاَرْضِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kıyamet gününe kadar da yerin dibine geçmeye devam edecektir. Niçin? Sırf kendini beğendiğinden dolayı. Kendini beğendiğinden dolayı, yürüyüşünü, çalım sata sata yürüdüğünden dolayı. Bakın Allah Azze ve Celle onu yerin dibine geçiriyor ve kıyamet gününe kadar da yerin dibine geçmeye devam edecektir diyor. Hafeden Allah, Allah bizleri korusun kardeşlerim. Bu bir hastalıktır kardeşlerim. Bu bir hastalıktır. Tekrar altını çiziyorum. Bu hastalığın ikinci aşaması gururdur. Üçüncü aşaması kibirdir kardeşlerim. Bundan dolayı önemli. Bu daha hastalığın belirtileridir. O yüzden başında hastalığı tespit edip tedavi olursak bizim faidemize kardeşlerim. Yine bakın Ebu Davud'un ve Tirmizi'nin Ebu Salabe'den rivayet ettiğine göre Allah ondan da razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Marufu yerine getirin. Münkeri de terk edin. Ne zaman ki cimriliğin rağbet gördüğünü, hevaya uyulduğunu, dünyanın tercih edildiğini ve her görüş sahibinin kendi görüşünü beğendiğini gördüğünüz zaman insanların işini, umumun işini bir kenara bırakın, herkes kendisini kurtarmaya baksın. Allahu Ekber. Bakın marufu emredin diyor. Marufu. Marufu emredin. İyiliği emredin. Münkeri nehyedin, kötülüğü nehyedin. Cimriliğin rağbet gördüğün diyor. Üç, bakın üçüncü madde. Cimriliğin rağbet görmesi. Dört, hevaya uyulması. Beş, dünyanın tercih edilmesi. Altı, her görüş sahibinin kendi görüşünü beğendiği zaman, kendi görüşüyle mutmain olduğu zaman, umumun işlerini bir kenara bakın diyor. Kendinizi kurtarmanın hesabını yapın diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Bakın burada her görüş sahibinin kendi görüşünü beğendiği zaman, kendi görüşünü beğendiği zaman kişi bir toplumda, bir mecliste olabilir. Olabilir ki bir istişare meclisinde bir fikir ortaya koymuştur. Ne güzel, elhamdülillah fikirleriyle, düşünceleriyle Müslümanların ufkunu açmıştır. Ama şuna bak. Benden başka kimse bir fikir bile ortaya koyamadığı zannı kafasına geldiği anda evet bu kardeşimiz hastalanmış bir kardeşimizdir. Yapmış olduğu hayır büyüktür ama düşüncesi o hayrı silip götürecek haberi yok. O yüzden işte her görüş sahibinin kendi görüşünü beğendiği zaman, başkalarının görüşüne itibar etmediği zaman bu da önemli. Sadece benim görüşüm, ben doğruyum, benden başka doğru yoktur anlayış sahibi olduğu zaman işte bu enaniyettir. Kişinin kendisini beğenmesidir, ucub hastalığıdır kardeşler. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Çünkü niçin? Müslümanlarla yaşıyoruz. Sosyal hayatta yaşıyoruz. İnancı ne olursa olsun insanlara muhatap oluyoruz. Böyle olmaz. Müslüman tepeden bakmaz, enaniyet sahibi olmaz. Müslümanda ucub hastalığı olmaması gerekir. Bu bir hastalıktır. Bundan sıyrılması gerekiyor. Öyleyse Müslüman bu hastalığın kendisine nerelerden geldiğini
bakmak zorundadır. Hastalığın geliş yollarını tespit ederse tedavisi kolay olacaktır kardeşlerim. Bakın başka bir hadiste yine Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki üç şey helak edicidir. Üç şey helak edicidir. Takip edilen cimrilik, kendisine uyulan heva ve kişinin kendisini beğenmesi. Takip edilen cimrilik, kendisine uyulan heva ve kişinin kendini beğenmesi, hangi konuda olursa olsun fark etmez. Kişinin kendi beğenmesi. Bu üç şey helak edicidir diyor. Selefimiz ise kardeşlerim helak iki şeydedir diyor. Kişinin kendi beğenmesi ve kişinin Allah'tan ümit kesmesi. Eğer bir kişi kendisini beğeniyor ve Allah'tan ümit kestiyse o kişi helak olanlar sınıfındadır. Helak olmuşlar sınıfındadır o kişi. Yine bakın Mutarrif radıyallahu anh şöyle demiştir. Geceyi uykuyla geçirip sabaha pişman olmak. Geceyi ibadetle geçirip kendini beğenir olarak sabahlamaktan bana daha sevimlidir. Olabilir. Bir kimse geceliğin uyakalmıştır. Ama sabahleyin kalktığında içine pişmanlık varsa ne güzel. Elhamdülillah. Ama bir kimse de var ki geceyi ibadetle geçirmiş, alnı secde geçirmiş, Kur'an okuyarak geçirmiş. Ama sabah olduğunda kendini beğenerek kalkmış. Hangisi daha hayırlı? O uyuyarak geçirenin hali daha hayırlı kardeşlerim. Niçin? Çünkü uyuyakalmış, uyumuş ve uyuduğundan dolayı bir pişmanlık var. Ama öbürü ne yapmış? Alnı secdede, rukuyla, Kur'an okumakla geçirmiş. Ama sabaha kendisini beğenerek kalkmış. İşte bakın bunlar çok ince mesafeler kardeşlerim. Çok ince hassas ölçüler. Bu konuda dikkat etmek zorundayız. Amellerimizin hesabını yaparken terazine koyulmasını istiyorsak bu hesapları yapacağız. Allah Subhanehu ve Teala'nın istediği, razı olduğu sünnete uygun bir şekilde amellerimizi yapacağız. Amellerimizi riyadan koruduğumuz gibi, nifaktan koruduğumuz gibi bugün öğrendiğimiz ucub hastalığından da koruyacağız inşallah. Yine bakın selefimizden başka bir söz. Günahınla itiraf ederek ağlaman, amelinle övünerek gülmenden daha sevimlidir. Olabilir. Günah işlemiş olabilirsin. Allah Azze ve Celle de Müslümanların günah işleyeceğini bildiriyor. Müslümanlar günah işleyecek, tövbe edecekler. Olabilir. Günahından dolayı pişman olduysan ne mutlu sana. Günahını tespit edip pişman olabilirsen, tövbe etsen ne mutlu sana. Ama amelinle övünmek bir hastalıktır. Ama günah işleyip tövbe etmek bir ibadettir. Bakın kardeşlerim, inceliği anladınız mı? Bir insanın günah işleyip tövbe etmesi bir ibadettir. Allah Azze ve Celle kişinin tövbe etmesinden razı değil midir? Kişi tövbe ettiği zaman sevmez mi? Sever. Allah'ın sevip razı olduğu ameller ibadet değil midir? İbadettir. Öyleyse günahından pişman olman bir ibadettir. Ama amelinle sevinmen, övünmen bir hastalıktır. Bir hastalıktır. Hatta günah bile olabilecek kadar bir hastalıktır. Öyleyse kardeşlerim bu kendini beğenme hastalığı nasıl musallat olabilir? Örnekler vermek istiyorum inşallah. Müslümanın veya bir davetçinin böyle Allah için bir iş yaptığı bir anda hiç farkında olmadan sinsice kalbine musallat olabilir. Sen hiç farkında bile olmazsın. Sen Allah için bir iş yapıyorsun. Yapmış olduğun iş ilim okumak olabilir, cihad etmek olabilir, fark etmez. İnfak etmiş olabilirsin. Vaktini, zamanını Allah için harcı olabilirsin, fark etmez. İşte tam böyle bir hayırlı bir iş yaparken, bir ibadet yaparken hiç farkında olmadan, hissettirmeden kalbine musallat olabilir. Hiç farkında olmadan. Bu hastalığın musallat olma yollarından bir tanesi de özellikle ilim talebeleri, davetçiler. İlim talebeleri ve davetçiler. Niçin? İlim talebeleri
ilim talebeleri ilmin üzerine bina edilecek olan amellerde fehim olsun, anlamak olsun, idrak etmek olsun, ezber olsun, belagat olsun veya konuşmacılar, kürsü sahipleri, davetçiler konuşmalarının ne kadar belagatlı olduğu, insanların dinlediği gibi hastalıkların yolunu açabilecek olan düşüncelere sahip olduğu zaman evet ucub hastalığına yakalanmış demektir. Sanki konuşması kendindenmiş gibi, sanki diline hükmeden kimse yokmuş gibi düşünmesi ucub hastalığına yakalanmış demektir. Kendini beğenmez demektir. Amelini, konuşmasını, ilmini, ezberini, fehmini beğenmiş demektir. İşte bu hastalıktır. Yine bakın, insanların kendi yaptığı ve iş ve çalışmalardan ne kadar ve faydalı, tesirli olduğundan bahsettiklerinde davetçi bununla kendini beğenmesi ucub hastalığına yakalanmıştır. Olur ki Allah Azze ve Celle size bir iş nasip etmiş. Dinine hizmet etmeyi nasip etmiş. Allah için bir iş yapmışsınızdır. Ama insanlar bunu ne yapmıştır? Konuştukları zaman senin bu amellerle övünmen, yani bunları beğenmen, sanki kendi başına yapmışsın gibi düşünmen kardeşlerim, kişinin ucub hastalığına yakalanmış halidir. Bir diğeri ise, kendisinin meşhur bir alim olduğunu zanneden her alim, hasta bir alimdir. Kendisinin meşhur bir alim olduğunu zanneden her alim, hasta bir alimdir. Her konuşmacı hasta bir konuşmacıdır. Her vaiz hasta bir vaizdir. Eğer kendisinin çok meşhur olduğunu düşünüyorsa bu hastalıktan gelir. Bu hastalıktan gelir. Veya kendisinin ne kadar ilim sahibi olduğunu laf aralarında sokuşturuyorsa hasta bir insanın vasfıdır bu. O insan hastadır. Çünkü o insan mütevaziliği kaybetmiştir. O insan ilmin inceliğinden nasibini alamamıştır ki ilminden dolayı insanlara irşad etmesi gerekirken ilminin ölçülerini insanlara konuşmaya başlamıştır. Bunlar hasta olan insanların, hasta olan hocaların, hasta olan alimlerin, hasta olan vaizlerin vasıflardır kardeşler. Aman şey de yapmayalım, o zaman filan hastaymış da demeyelim. Dua edelim. Allah Azze ve Celle onları bu ucub hastalığından kurtarması için onlar için dua edelim gıyaplarında. Çünkü Müslümanların biliyorsunuz gıyabında yapılan dualar makbul dualar arasındadır. Ama bu bir gerçektir. Eğer Müslümanlar kendilerine bu nimetleri veren mülkün gerçek sahibi Allah Subhanahu ve Teala'yı unutur da kendisinde bu beceri ve başarıları kendiliğinden bilip bunları göz önünde büyütürse elbette ki bu kendini beğenme hastalığına yakalanmış demektir. Ne verdiyse Allah Azze ve Celle verdi. Biz başımıza bir musibet geldiği zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun demiyor muyuz? Biz Allah'a aitiz. Biz Allah'a aitsek Allah'ın bize vermiş olduğu bir özellik, vasıf fark etmiyor. O da Allah'a aittir. Allah'tan gelmiştir. Allah Azze ve Celle vermiştir nimetini. Alabilir. Rabbi Teala o nimetini alabilir. Sana mal vermiştir. Ama Allah Azze ve Celle verdi, onu alabilir. Sana makam vermiştir. Rabbi Teala verdi, onu alabilir. Onu alabilir. Sana ilim vermiştir. Sen değerini bilmezsen onu alabilir. Sana şan vermiştir, şöhret vermiştir. Sen değerini bilmezsen alabilir. Sen mülkün gerçek sahibinin Allah Subhanahu ve Teala olduğunu bildiği gibi senin de sana ait olan şeylerin de vasıfların da niteliklerin de Allah'a ait olduğunu bileceksin. Çünkü Müslüman budur. Böyle bir tezat bir düşünce tasavvur edebilir misiniz? Ben Allah'a aitim ama sahip olduğum ilim Allah'a ait değil. Ben Allah'a aitim, sahip olduğum mal Allah'a ait değil. Ben Allah'a aitim, evlatlarım Allah'a ait değil. Böyle bir mantık olabilir mi? Olmaz. Kimse bunu söylemez. Ama hiçbir kimsenin diliyle söylemediği bir şeyden dolayı o özelliğe sahip olduğu anlamına gelmez ki. Diliyle söylemeyebilir ama ameliyle bunu gösteriyor olabilir. Ameliyle bunu gösterebilir. Bugün dünya üzerindeki tağutlar dilleriyle biz Rabbiz, biz ilahız diyorlar mı? Demiyorlar. Ama amelleriyle Rabliye ve ilahlığa dair ne varsa bu amelleri ortaya koymak için birbirleriyle yarışıyorlar. Müslümanlar hayırda yarışıyorlar, kafirler küfürde yarışıyorlar.
Bu meseledeki inceliktir kardeşlerim. Öyleyse biz mülkün gerçek sahibi Allah Subhanahu ve Teala'nın olduğunu bildiğimiz gibi bizim de Allah'a ait olduğumuzu bileceğiz ve bize ait olan vasıfların, niteliklerin, özelliklerin de Rabbimize ait olduğunu bileceğiz. Ki bu hastalık bize musallat olmasın. Eğer şöyle düşünmemiz lazım, tedebbür ve tefekkür etmemiz lazım. Eğer Allahu Teala ondan aklını alırsa nasıl öğrenecek, nasıl anlayacak? Düşünsün. Bir alim, bir davetçi, bir Müslüman. Hep düşünsün. Çünkü bu akıl herkese lazım. Allah Azze ve Celle eğer aklımızı alıverirse nasıl dinleyeceğiz? Nasıl düşüneceğiz? Nasıl amel edeceğiz? Edemeyiz. Gördünüz mü? Aklımız da Allah'a ait. Alıverdi, bitti. Bütün kavrayışımız, idrakımız, fehmimiz, o süper zekamız bitti. Bütün o ilmin gitti. Aldı aklını. Bitti. Öyleyse haddimizi bileceğiz. Haddimizi bileceğiz. Enaniyetten Allah'a sığınacağız. Kendimizi beğenmişten Allah'a sığınacağız. Bu arzı olan meseleleri bileceğiz. Çünkü imanımızı korumanın yollarındandır bunlar kardeşlerim. Kalp, iman nerede? Kalpte. Doğru mu? Bu hastalıklar nerede? O da kalpte. Bu hastalıkları tedavi etmezseniz imanınıza mikroplar bulaşır. İmanınız zayıflatacak hallere düşmesine sebep olabilir. Allah muhafaza. İleriki sonuçlarda en ağır aşamada, koma dediğimiz durumlarda ayağınızın kaymasına bir sebep olabilir. Allah Azze ve Celle hepimizi böyle bir durumdan korusun kardeşlerim. Ama böyledir işte. Koma devresi ayağının kayması demektir. Çünkü iman da kalpte, riya da kalbin ameli, nifak da kalbin ameli, işte ucup da kalbin ameli. Öyleyse imanla aynı mekanda bulunan bu hastalıkları ne yapmamız lazım? Tespit ediyorsak hemen tedavisine bakmamız gerekiyor. Yine Allah Subhanahu ve Teala sıhhatimizi, sağlığımızı alsa ne yapacağız? Aldı sıhhatimizi, sağlığımızı. Normal bir hasta olsak bile şuraya gelemiyoruz. Bir derse gelemiyoruz, dinlemeye gelemiyoruz. Doğru mu? Doğru. Bir hastalıktan dolayı. Bir hastalıktan dolayı. Şu derse gelemiyoruz. Sağlığımızı sürekli olarak Allah Azze ve Celle elimizden alsa ne yapacağız? Ne yapacağız? Hiçbir şey yapamayız. Sağlık yoksa hiçbir şey yoktur kardeşler. Sağlık yoksa hiçbir şey yoktur kardeşler. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere insanların kıymetini bilmediği sağlık, sağlığın kıymetini biz bilelim kardeşlerim. Sağlığımızın kıymetini bilelim. Sağlığın bir nimet olduğunu bilelim kardeşlerim. Yıllarca, yıllarca maddi kazançların peşinde koşarak sağlığımızı heba etmeyelim. Sonra yıllarca kazandıklarımızı, sağlığımızı geri kazanmak için Allah Azze ve Celle bizleri imtihan edebilir. Kaderimize razı olalım. Takdirimize razı olalım. Helal sebepler çerçevesinde sebeplere sarılalım. İştiyakımız olsun, mücadelemiz olsun ama yıllarca çalış sağlığını kaybedip de yıllar sonra da o kaybettiğin sağlığını kazanmak için o parayı yatıracaksan çalışma. Yat, ondan hayırlıdır inşallah. Öyleyse Rabbi Teala sağlığımızı çekip alıverse biz ne yapacağız? İşte bunlar üzerinde tedebbür etmemiz lazım, düşünmemiz lazım. Allah Subhanahu ve Teala tevfik ve hidayetini ondan kaldırsa, üzerimizden kaldırsa nasıl ıslah edeceğiz? Nasıl dirileceğiz? Hidayetin yollarını bize öğretmeseydi, imanı bize öğretmeseydi biz nasıl ıslah edeceğiz? Biz nasıl ıslah edeceğiz? Rabbi Teala bana konuşmayı öğretmeseydi ben nasıl konuşacaktım? Siz nasıl dinleyecektiniz? Ayaklarımız buraya nasıl gelecekti? Her şeyimiz Allah'a ait. Her şeyimiz Allah'a ait. Konuşamayız. İnan ki konuşamayız. Rabbi Teala imtihan eder. Diline bir düğüm çizer. Hiçbir kimse konuşamaz. Hiçbir kimse kulaklara bir ağırlık gelir dinleyemez. Anlayamaz. Kimisi dinler anlamaz. Kimisi görür görmez. Bakar körlerden olur. Allah muhafaza kardeşlerim bakın. Bunlar hep hastalıktır. Hep hastalıktır bunlar. Öyleyse sağlığımızın kıymetini bildiğimiz gibi Allah Subhanahu ve Teala'nın tevfik ve hidayetinin de kıymetini bilmek zorundayız. Bu hidayetin kıymetini bilmek zorundayız. Bu hidayetin kıymetini bilmek zorundayız. Öyleyse nedir Müslüman'a düşen? Nedir davetçiye düşen? Hiçbir fazilet ve hayrı kendisine nispet etmemek. Hiçbir hayır ve fazileti kendimize nispet etmeyeceğiz. Allah'a aittir. Güç ve kuvvet Allah'a aittir.
Başarı Allah'a aittir. Her zaman için düşüncemizde bu olacak. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala dilemeseydi, sebepleri yaratmasaydı, biz o sebeplere sarılmasaydık, başarıya giden yola gidemeyecek miydik? Gidemeyecektik. Öyleyse sebebi yaratan, onu icat eden müceddidi Allah Subhanahu ve Teala'dır. Allah Subhanahu ve Teala'dır. Bu şekilde ne yapacağız? Değerlendireceğiz kardeşlerim. Çünkü önemli olan amellerimiz değil. Amellerimizden Rabbi Teala'nın razı olması. Kardeşlerim, amellerimizden Rabbi Teala'nın razı olması. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam değil mi? Hiçbir kimse yapmış olduğu amelleriyle cennete gidemeyecektir. Başarıya ulaşamayacaktır diyen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam değil mi? Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Bukhari ve Müslim'in sahihinde, Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, ne diyor Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam? Garibu ve seddidu diyor. Ortaya tutsun diyor. Dost doğru olun diyor. Ortaya tutsun. Vasat olun. Dost doğru olun diyor. وَعْلَمُوا اَنَّهُ لَيَّنْجُوَ اَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ Hiçbir kimse ameli yüzünden başarıya kavuşamayacaktır. وَفِي رِوَيَةِ الْاُخْرَى Başka bir rivayet. Yine Bukhari Müslim'in sahihinde. Bilin ki diyor. Hiçbir kimse ameliyle cennete giremeyecektir. مَا مِنْ عَمَلٍ يَدْخُلُهُ الْجَنَّةِ Hiçbir kimse ameliyle cennete giremeyecektir. قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهُ وَلَا أَنْتَ Sende mi ey Allah'ın Resulü? Sende mi ameline cennete giremeyeceksin? قَالَ وَلَا أَنَا Ben de amelime cennete giremeyeceğim. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ Ancak Allah-u Teala rahmet ederse, fazlından, kereminden rahmet ederse, bizi bağışlarsa, cennetine koyarsa öyle. Hiçbir kimse ameliyle cennete giremeyecektir. Öyleyse şu yapmış olduğumuz işlerde, yapmış olduğumuz amellerde ihlasımıza dikkat edeceğiz. Amellerimizi beğeniyor muyuz, beğenmiyor muyuz? Bu hastalığımıza dikkat edeceğiz. Çünkü bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bile cennete amelleriyle giremeyecek kardeşlerim. Aziz kardeşlerim bakın. Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi Vesselam bile amellere cennete giremeyecekse nedir ölçü? Tekrar söylüyorum. İmandan sonra ihlas. İhlasın üzerine, ihlas dediğimiz zaman zaten riyanın çıkmış olduğu amellerdir. İhlaslı ameller. Terazide değerlendirilen ameller. Niyeti düzgün olan ameller. Sünnete, şeriata mutabık olan ameller. Ne ancak Allah Subhanahu ve Teala yaklaşabiliriz. Ama yine bu amellerle bile cennete giremeyiz. Ancak Allah Azze ve Celle bize rahmet ederse, bizlere merhamet ederse, bağışlarsa öyle kardeşlerim. Öyleyse Rabbi Teala'nın bağışladığı kullardan olmayı Rabbi Teala bize nasip etsin. Fazlıyla, keremiyle cennetine takdir ettiği kullarından olmayı Rabbi Teala bize nasip etsin kardeşlerim. Müslümanlar olarak şunu iyi bileceğiz. Eğer kendimizi beğenme hastalığımızda ısrar edersek, buna devam edersek, tedavi olmanın yollarına bakmazsak, bir sonraki hastalık olan gurur hastalığına yakalanmamız kaçınılmazdır. Ve gururdan sonra gururla eşit olacak seviyede olan kibir hastalığına yakalanmamız kaçınılmazdır. Kardeşlerim, bir insan, inşallah haftaya anlatacağım ama, bir insan kibir hastalığına yakalandıysa kibir dini yok eder. Bakın kibir dini yok eder. Ucub dini yok etmiyor. Ucub seviyesine göre tafsilatlıdır ama ameli bile yok etmediği durumlar var. Ama kibir öyle değildir. Kibir dini yok eder. Kibir kişiliği öldürür. Kibir Müslümanın kimliğini, şahsiyetini bozar. Kibir kişiyi cehenneme sokan bir hastalıktır. Kibir, nefsi afetlerin en büyüklerindendir. Yine Müslümanlar olarak ne yapacağız? Bir işi bitirdiğimiz zaman, bir iş yaptığımız zaman nefsimizi muhasebe edeceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kavli üzerine حَاسِبُوا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوا Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz.
kendimizi hesaba çekeceğiz. Ey nefsiz diyeceğiz. Ey nefsim. Sözlü ya da fiili olarak kendini beğenme hastalığına yakalandın mı? Ey nefsim. Soruyorum bakın kendi nefsime. Size de sorun kendi nefsinize. Ey nefsim. Sözlü ya da fiili olarak kendini beğenme hastalığına yakalandın mı? Bu hastalığın belirtilerini kendi üzerinde gördün mü? Kendimizi muhasebe etmek zorundayız. Büyük hesaptan önce kendimizi hesaba edersek hesabımız kolay olur kardeşlerim. İlimden ya da şöhretten dolayı gurura kapıldın mı? İlimden ya da şöhretten dolayı gurura kapıldın mı? Soracağız. Allah Azze ve Celle'nin kendilerine ilim verdikleri, ilim talebeleri kendilerine soracak. Kendimize soracağız. Acaba ilimden dolayı, acaba şöhretten dolayı kibir sana musallat oldu mu? Kendini beğenme hastalığı sana musallat oldu mu diye ne yapacağız? Gurura kapıldık mı, kapılmadık mı diye kendimizi ne yapacağız? Hesaba çekeceğiz. Islah ederken, yol gösterirken, davet yaparken kendimizi beğendik mi acaba? Beğenmedik mi? Bunların hesabını çekeceğiz. Evet ıslah ediyoruz. Evet davet yapıyoruz. Evet irşad ediyoruz ama bunları yaparken kendimizi beğenerek mi yapıyoruz? Kendimizi beğenerek mi yapıyoruz? Ayetleri okurken, hadisleri okurken metinli metinsiz insanların kafalarında bir düşüncenin tasavvuru olması için mi okuyoruz? İşte bu hastalıktır. Bir hastalıktır. Konuşan kişi karşıdaki insanların konuşan kişiyi tartmasını, düşünmesini istemesi bile bir hastalıktır. Böyle bir şey olmaz çünkü. Böyle bir şey asla mümkün değildir. Bunlar nedir? Hastalıktır. İşte bu şekilde kendimizin nefsimizi hesaba çekip, sorgulayıp çektikten sonra eğer herhangi bir hastalık tespit edersek hemen Allah'a tövbe edip yaptığımıza pişman olmalıyız. Allah Subhanahu ve Teala bütün Müslümanları, bütün davetçileri, bütün ilim talebelerini, ilim adamlarını sonu kibir olan kendini beğenme hastalığından muhafaza buyursun. Amin. Allah Subhanahu ve Teala Müslümanları hak olan kelime etrafında toparlasın. Hallerimizi ıslah etsin. Eksiklerimizi gidersin. Rabbime duamız razı olduğu bir zamanda, razı olduğu bir mekanda canlarımızı Müslümanlar alsın. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.